Orta Doğu çok sıcak gelişmeler yaşıyor. Bu yeni değil. Yani 1990 sonrasında giderek ısınan bir coğrafyanın içerisindeyiz. Ve bu coğrafyada çok ciddi iktidar mücadeleleri devam ediyor. Bu iktidar mücadelelerin bir taraftan sosyoekonomik çıkar temeli var. Diğer taraftan da bir kültürel boyutu var hiç kuşkusuz. Şimdi burada aslında bu sıcak çatışmalar içerisinde Suriye çok yeni, çok daha ciddi ve giderek derinleşen bir çatışma alanına dönüşüyor ve aslında yeni geldiğimiz noktada burada bir anlamda Türkiye'nin Mart 2011'den beri dile getirdiği tezlerin nedenli haklı olduğunu, nedenli gerekli olduğunu ortaya koyan bir manzara ortaya çıkıyor. Şimdi Türkiye 3 gün önce YPG mevzilerine bir saldırıda bulundu. Angajman Angajman kuralları kuralı. çerçevesinde ve hal böyle olsa da bir savunma amaçlı bir adım atılmış olsa da aslında Suriye denklemine de bütün dünya bunu gördü. Yeni bir unsur eklenmiş oldu. O da sert güç kullanabilen bir Türkiye. Şimdi Türkiye başından beri sorunun kaynağında Esed rejiminin olduğunu, Esed rejiminin uyguladığı baskıcı politikalar olduğunu ifade etti ve bunun bu sürecinde aslında bu teşhis üzerine tedavisinin de soruna siyasi bir çözüm üretmek olduğunu söyledi. Bunu söylerken bir taraftan Suriye muhalefetine bir siyasi hürriyet kazandırmanın temel esas olduğunu vurguladı. Diğer taraftan muhalefete yönelik olarak doğrudan Esed rejiminin kendi toplumuna dönük olarak yürüttüğü saldırıların son bulması gerektiğini söyledi. Suriye'nin toprak bütünlüğünü savundu. Mezhepçi politikaların terk edilmesi gerektiğini vurguladı. Ve dış güçlerin İran, Rusya ve benzeri vekalet savaşı yürüten güçlerin de bölgedeki etkinliklerini sonlandırması gerektiğini söyledi. Şimdi fakat buna rağmen ciddi anlamda Suriye'de bir bölünmüş devlet gerçekliği ortaya çıkmış durumda hali hazırda. Ortam ısınmış durumda ve doğrudan artık bu güçler İran milis güçleriyle, Rusya hava bombardımanıyla sahada mücadele devam ediyor. Şimdi Türkiye açısından baktığımızda ise net bir şekilde Türkiye bir terör tehdidiyle karşı karşıya, içeride bir terör örgütüyle mücadele veriyor ve bu terör örgütü hemen sınırın bitiminde de kendisine bir koridor oluşturmak, kendisine bir egemenlik alanı oluşturmak çabası içerisinde ve bir özerk egemenlik alanı inşa edip bir anlamda da Türkiye'nin kuşatılması projesine hizmet etme arayışı içerisinde. Çok Türkiye tabii önemli. ki her şeyden önce bu terör tehdidini bertaraf etmek adına milli çıkarları gereğince hareket etmek durumunda. Bu anlamda baktığımızda Türkiye'nin bu hamlesi yenidir. Suriye meselesine bir kesinlikle denklemine yeni bir unsurdur. Fakat bir savaş çıkartmak üzere ortaya çıkmış, çıkarılmış bir adım değildir. İkincisi, meselenin bir başka boyutu mülteciler meselesi. Evet, Türkiye 2 milyon 700 bin mülteciye ev sahipliği yapan bir ülke ve açık kapı politikasını da insani dramların, krizlerin önlenmesi adına sürdüreceğini de söyleyen bir ülke. Fakat bununla birlikte özellikle Rusya'nın bir politikaya dönüştürdüğü mültecileri Türkiye'ye sürme, sivilleri bombalama ve on binlerce bir anlamda bir işte yerinden etme hareketini başlatarak bir anlamda Türkiye'yi zora sokma hareketini yapıyor. Türkiye bir şekilde bunu da bir tehdit olarak algılıyor ve buna da bir müdahalede bulunmak gerektiğini düşünüyor. Şimdi biz yeni bir noktaya geldik ve bugün geldiğimiz noktada Türkiye'nin çok net bir tehditle karşı karşıya kaldığı bir noktada Suriye meselesine Amerika'ya gidip Amerikan perspektifinden, Washington perspektifinden bakamayız. Rusya ya da İran perspektifinden hiç bakamayız. Milli ve yerli bir perspektifle Suriye meselesine bakmamız lazım. Ve böyle baktığımızda da bu durumda bir ne olursa olsun Suriye'deki yerli muhalefete, sahici muhalefete sahip çıkmak gibi bir meseleyle karşı karşıyayız. Diğer taraftan insani krizlere duyarlı olmak gibi bir meseleyle karşı karşıyayız. Şimdi Amerika'nın 3 tane spesifik olarak Suriye'ye bakarken amacı var. Evet. Ne diyor? Bütün açıklamalarını görüyoruz. DAEŞ'le mücadeleye zarar gelmesin. Şimdi bu aslında bir söylem ve tedavüle sokulan bir söylem. Çok da ezber bir söylem. Evet. Şimdi somut olarak peki bunun karşılığı nedir diye sorduğunuzda Amerikalı diplomatlara, gazetecilerin yazdıklarına baktığımızda 3 tane amaç çıkıyor. 1. 98 kilometrelik Türkiye sınırının DAEŞ'ten temizlenmesi. Bu somut bir amaç. 2. Rakka'nın izole edilmesi. 3. Musul'un da işten alınması. 4. yok. Yani Suriye meselesiyle ilgili Amerikan perspektifi bize bu 3 meseleyi koyuyor
Ve ondan sonra da Suriye meselesinin çözüleceğini varsayıyor. Nasıl? İşte DAEŞ ortadan kaldırılarak ya da DAEŞ aslında bir anlamda çevrelenerek. Evet. Öte taraftan burada baktığımızda Türkiye açısındansa orada bir PYD yapısı ve onun yine Türkiye'deki uzantısı, onun varlığı, diğer taraftan da yerinden edilmiş, istikrarsızlaştırılmış, yerinden edilmiş insanların olduğu, istikrarsızlaştırılmış bir yapının olduğu, terörün kol gezdiği bir Suriye, bölünmüş bir Suriye gerçekliği. Hı hı. Bu Türkiye'nin kaldıracağı bir şey değil ve Türkiye kendi araçlarıyla ve oldukça dengeli bir şekilde ve açık oynayarak burada müdahale ediyor. Söylediği şey çok açık. Biz de şunu görüyoruz. Askeri enstrümanlarla Suriye'de artık bir yani çözüm aranacaksa çok dengeli bir yolla bu yapılmalı. Uluslararası kamuoyuna ne yapılmak istendiği açıklanmalı. Evet. Fakat diğer taraftan da tek başına bir diplomasiyle de orada sonuç alma imkanınız yok. Askeri enstrümanlarla diplomasinin birlikte kullanıldığı, dengeli bir yolla ilerlenildiği bir süreç var. Zor bir süreç var önünüzde. Türkiye'de bu süreçte kendi çıkarları, bunun altını ısrarla çiziyoruz. Türkiye'deki özellikle gayrimilli muhalefetin bir anlamda da pozisyonuna dikkat çekmek için bunun altını çiziyoruz. Türkiye'nin de milli çıkarları gereğince burada açık tavır almak ve her iki enstrümanda, diplomatik enstrümanda, askeri enstrümanda yeri geldiğinde kullanmak gibi bir ödevi var.